Stüdyomuzda bir canlı yayın konuğumuz var. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Su İçmez bizimle birlikte. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Bey. Size, TV'den ailesine, izleyicilerimize, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selam, sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Biz bir tarım memleketiyiz Aydın olarak. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı'nın bugün Aydın'da olması da ben de bir köylü çiftçi, tarımcı bir ailenin çocuğu olarak ben de hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık, iyi ki de geldiniz. Tabii siz Aydın'a, bugün Aydın'da Köşk ilçesinde Meze Köy'de jeotermale karşı yapılacak olan bir eylem var galiba sanırım. Eylem değil, daha önceki yaşanan süreçler dolayısıyla yöre halkıyla birlikte bizim odamızın açtığı iki dava var. Evet. Bugün ÇED gerekli değildir kararına yönelik davanın bilirkişi keşfi var. O nedenle burada olacağız. Peki. O kısmı sonra bir daha açalım başkanım. Biz başta Baki Remzi Su İçmez kimdir? Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı kimdir? Sizi tanıyarak başlayalım. Ben Trabzon doğumluyum. Evet. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 85 mezunuyum. Evet. Toprak bölümü. Çaykur'da kapatılana kadar Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde, daha sonrasında Tarım Orman Bakanlığı'nda mühendis olarak çalıştım. Aynı zamanda kamu yönetimi uzmanıyım. Odamız 1954 yılında kurulmuş, yasayla kurulmuş bir oda, 60 binden fazla üyesi var. Anayasanın 135. maddesinde tanımlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası. Dolayısıyla doğrudan kamu yönetiminin içinde olmasa bile kamu politikalarını yönlendirme, meslektaş ve meslek, tarım, gıda alanındaki sorunlara çözüm bulma, tarım alanlarını koruma dahil olmak üzere tarımsal eğitim öğretimle birlikte sektörü çok yönlü değerlendiren, aynı zamanda da bağlı olduğumuz üst birlik Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı, onun da 700 bine yakın üyesi var. Makina, elektrik, harita, mimar, şehir planı gibi 24 meslek odasından birisiyiz. Ya birliğin %10'unu falan siz oluşturuyorsunuz, öyle anladım ben. 60 binse, 700 binse. Oda büyüklüğü açısından orta büyüklükteki 4. 5. odalardan biriyiz. Evet. 28 ilde şubemiz var, Aydın'da da şubemiz var. 52 ilde de il temsilciliklerimiz var. Tüm Türkiye'de örgütlüyüz. 2 yılda bir seçimlerimiz oluyor. Demokratik yollarla, seçimlerle gelen yöneticilerimiz huzur hakkı almıyoruz. Birçok insan sorar, odalarda ne yapıyorsunuz, kaç lira alıyorsunuz diye. Bizler, TMOB ve Ziraat Mühendisleri Odası'ndaki yöneticiler huzur hakkı almadan gönüllü bir şekilde meslek ve meslektaş sorunlarının çözümü için hep birlikte karar alarak demokratik bir şekilde sürece katkı sağlama, ülke tarımına da elimizden gelen desteği yönlendirmeyi ve tabii ki yanlış bulduğumuz konularda da eleştirmeyi bir görev olarak biliyoruz. Peki. Biz de Aydın olarak size sürekli üye üretiyoruz. Çünkü burada da Ziraat Fakültesi var. Hatta şu an Türkiye'nin en sanırım iyi ziraat fakültelerinden birisi diye hatırlıyorum ben. Çünkü kuruluştan beri var. 92'de kuruldu Adnan Menderes Üniversitesi. Sanırım 94'ten beri de Ziraat Fakültesi burada öğrenci alımına başladı diye, yanlış hatırlamıyorsam tabii. Tam tarihi ben de hatırlamıyorum ama şöyle bir durum var. İsterseniz konuyu bağlayın. Yok, ben onu soruyorum. Hani biz de size üye üreten bir şehiriz anlamında söylüyorum. Ve yani, Ziraat Mühendisleri'nde uygulama sahasıyız biz. Çünkü Aydın Türkiye çok tarımının önemli bir tarım ili. Evet. Birçok üründe ülke çapında birinci. İncirde, kestanede, pamukta, enginarda, çok üründe ya birinci ya ikinci. Evet. Menderes Ovası'nda mutlak tarım arazileri, sulu tarım yapılan alanlar, bu anlamda Aydın Ziraat Fakültesi'nin varlığı önemli. Ancak
ziraat fakültelerine genel olarak bakarsak da orada çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kesinlikle. Ülkemizde eğitim, istihdam, yatırım planlaması yapılmadığı için 80'den önce 5 fakülte varken ve yılda 500'e yakın mühendis mezun olup doğrudan işe girerken, özellikle 2000'li yıllardan sonra şu anda 46 fakülte, 37'si öğrenci alıyor. Bu yıl da kontenjanlar doldu. Her yıl yaklaşık 5000 mezunu maalesef kamunun yeterli atama yapmadığı, uzun yıllardır yapmadığı ortamda, özel sektörde de çalışma koşullarının gerek ekonomik boyut gerekse diğer sorunlar nedeniyle sıkıntılı olduğu bir süreçte, tabii ki sadece ziraat mühendislerinde değil, diğer mesleklerde olduğu gibi biz de çok ciddi bir istihdam, işsizlik sorunu yaşıyoruz. Şunu da eklemeyi unutmayayım. Odamız sadece ziraat mühendisleri odasının değil, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri, su bilimleri ve mühendisleri, tütün teknolojisi mühendisleri ve biyosistem mühendislerinin de bağlı olduğu bir oda. Anladım. Ben bunu başta konuştuğumuz iyi oldu, belki unuturdum. Çünkü sizinle bu yayını yapacağımızın tanıtımını sosyal medyada yaptığım andan itibaren atama bekleyen ziraat mühendisleri bizim sorunumuzu da dile getirin diye mutlaka dile getirin diye uyardılar. Talepte bulundular. Ben de onları dile getirmiş olayım burada. En haklı talepleri, bunu defalarca duyurmaya çalıştılar. Şimdi Mehmet Bey, biz anayasada planlamayı 166. maddesine yazmışız. İşte arazi kullanım planlaması, tarım topraklarını koruma, tarımsal üretim planlaması, kuraklığı yaşıyoruz, sulama planlaması. Bir planlamada eğitim, yatırım, istihdam planlaması. Ülkemizin potansiyeli, bize göre yanlı ve yanlış politikalarla tarım konusunda ciddi sorunlar yaşadığımız bir ortamda istihdam planlaması yapmadan çok sayıda fakülte açıp ve bazı üniversitelerimizde açık açık konuşalım, eğitimin niteliği, laboratuvar yokluğu gibi sorunları da yaşadığımız köklü üniversiteler ya da kendini geliştiren ziraat fakültelerimizin dışında çok fazla sayıda mezun veriyoruz. Kamu çok uzun süredir toplu mühendis alımı yapmadı. Bazı meslek disiplinlerinde yapsa bile, biz onu her yerde söyledik, burada sizin aracılığınızla da söyleyelim. Tarım Bakanlığı istikrar, yönetime güven, verilen sözleri tutmak çok önemlidir. İki önceki Tarım Bakanı, Sayın Eşref Vakıbaba döneminde 10 bin kadro, bunun 3 bininin ziraat mühendisi olacağı sözü verildi. Daha sonra bakan değişti. Sayın Bekir Pakdemirli ile konuştuk. Maliye Bakanlığı'ndan yeterli kadro izni alamıyorum dedi. Hep beraber bu konuyu gündeme getirelim dedi ama o dönemde mühendis alımı olmadı. Evet. Daha sonra geçenlerde bir 700 civarı atama. Bu aşamada da yine ülkemizdeki başka bir sorun, KPSS sınavları iptal edilmesi. Hı hı. 2 yıl boyunca oradan aldığı puanla atama bekleyenler, kamunun gerek ülke düzeyinde tarımsal yayım danışmanlık, gerek gıda işletmelerinin denetlenmesi, hem gıda mühendisi hem ziraat mühendisleri, gerek ülke düzeyinde toprak etüt haritalama yapılması, daha önce başlanmış ama başarılı olamamış bin köye bir tarım gönüllüsü projesinin de belki eksiklerinden yararlanarak, TARGEL diye bir proje vardı. Onun eksiklerini göz önüne alarak Ziraat Mühendisleri Odası olarak söylüyoruz ki, ziraat mühendislerinin kamuya atanması bir ihtiyaçtır. Bu hem devletin düzenleme, denetleme rolü nedeniyle önemlidir ve mutlak suretle en az 5000 mühendisin de ilk etapta atanması. Burada da şunu söyleyelim, biz ziraat mühendisleri doğayla, toprakla, ağılla, ahırla, bahçeyle, çiftçiyle haşır neşir olan, bilimi toprağa, çiftçiye götüren insanlarız. Evet. Biz kamuya atılan mühendislerin masa başında oturmasını istemiyoruz. ÇKS sistemi belgelerini tutan
sıradan insanlar konumunda olmasını istemiyoruz. Kamuya atanan mühendislerin sözleşmeli değil, kadrolu olarak, güvenceli olarak atanması ve doğrudan alana, illerde, ilçelerde çiftçiyle, toprakla, bağla, bahçeyle, ahırla buluşarak tarımda yeni teknolojileri, Endüstri Tarım 4.0'ı konuşuyoruz. Bunu kim getirecek çiftçiye? O anlamda bu önemli bir yaradır, çözülebilir ama burada karar vericilerin, politika belirleyicilerin, tabii ki diğer mesleklere de alım yapılırken ziraat mühendisliğinin, aslında genel ekonomide ziraat konusu, tarım konusu ihmal edildiği için maalesef bu konuda bizim bu ziraat mühendisleri de başkanım, ihmal ediliyor. Bin köye, bin tarım danışmanı diye bir şey vardı yani. O başladı. O da sanırım bir istihdam çözümü anlamında uygulanmıştı galiba. İstihdam çözümü için uygulandı ama yeterli altyapı yoktu. Gideceklerin ücretini kimin ödeyeceği dahil bir dünya sorun vardı. Kimi kadroya geldi. Şu anda onun farklı bir uygulaması diyebiliriz. Tarımsal destekleme bütçesi kapsamında tarım danışmanları var. ziraat odaları ya da kooperatifler bünyesinde bunlar, bu arkadaşlarımız çalışabiliyor. Ziraat mühendisi, tekniker, teknisyen, veteriner, hekim. Maalesef önceki 3 yıllık sürede ücretleri sabit tutuldu. Enflasyonun arttığı bir ortamda ve en son çok cüzi bir artış, %13'lük bir artış. Şu anda o tarım danışmanı arkadaşlarımızın gecesi yok, gündüzü yok. Ama aldıkları ücret, inanın mühendise yakışırı bırakın, asgari ücretin neredeyse altında. Mehmet Bey, yani istihdam etmek önemli değil. Projeleri gündeme getirmek önemli değil. Tümüyle birlikte bütün olarak bakmak ve mühendise hak ettiği ücreti vermek ve yanlış yapıyorsa, eksikse de tabii ki yanlışların, eksik yapanların sistemden ayıklanması o ayrı. Ama genel anlamda maalesef istihdamda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Evet, birçok ziraat mühendisinin ben gece bekçisi ya da polis olduğunu bile biliyorum, duyuyorum. Benim iki oğlumun da öğretmeni ziraat mühendisiydi. Kadın öğretmenlerimizdir. Farklı mesleklerde olanlar var. Kimi döndü, kimi dönmedi. Oysa biz aslında kaynakları kıt bir ülkeyiz. Kamu ziraat fakülteleri, son dönemde açılan bir iki vakıf üniversitesi dışında kamu üniversiteleri. Hepimiz kamunun kaynaklarıyla okuyarak bu devlete hizmet etmek istiyoruz. O anlamda bu devlet İslam yükünü şöyle de sırtından atabilir aslında. Bir, ufak bir yasa değişikliğiyle işte ziraat mühendisleri, ziraat odalarına İslam zorunluluğu getirebilir. Yani şu kadar üyesi olan bir tane, şu kadar olan iki tane, işte şu kadardan fazla olan üç tane ziraat mühendisi İslam etmek zorundadır diye bir şey bile getirse, en azından ya da kooperatifler için de getirilebilir. Gerçi kooperatifçilik de bizim ülkemizde bambaşka bir şey de. Yani odalar en azından elle tutulur. Her ilçede, mesela Aydın 17 ilçesi var. Sanırım 15'inde ziraat odası var. Kuşadası'nda yok diyebiliyorum. Bir şehir, bir ilçede daha yok diyebiliyorum. Yani 15 tane ziraat odasının şu an 50'ye yakın ziraat mühendisini istihdam edebilir. Hem ekonomik kabiliyeti olduğunu düşünüyorum ben, hem de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu doğru kullanmak adına, ziraat mühendisi diye alıp da onu şoför yapmak anlamında demiyorum. Kesinlikle kendi mesleğine yakışır şekilde çalışması gerekir. Demin tarım danışmanlarından bahsedince birçok ilde sorunlar var. Samsun'da arkadaşlarımızla bir araya gelmiştik. Samsun'da yaklaşık 20 tane ziraat odası var. Kiminde bir, kiminde hiç. Ama bir ziraat odasında, ilçe ziraat odasında 5 kişilik kontenjanın hepsini doldurarak o 5 kişiyi aldı. Yasal zorlamalar olmalı, denetimler de olmalı ama aslında işte katılıyorum size. Zorunlu tutunca biraz şekle dönüyor ama. Devlet kendi teşkilatında istihdam edemiyorsa böyle bir çözüm üretebilir. Yani neticede yine o bir kamu kaynağı şey değil yani ziraat ki kamuda istihdam etsem bile masa başında ÇKS kaydı doldurtmak yerine bu adamı sahaya salmak lazım. Yine ziraat odasıyla çalıştırmak lazım. Kamu istihdamı önemli. Kamu dışında özel sektörde istihdam da önemli. Tabii ki her mezunun kamuda çalışma olanağı olmayabilir.
Ama orada da çalışma koşulları önemli. Evet. Örneğin geçmişte üst örgütümüz TUMOP'la Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir protokol vardı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin belirlediği asgari ücretin altında eğer mühendis mimar şehir plansı çalıştırılıyorsa Sosyal Güvenlik Kurulu bunu alanda tespit edip o firmalara ceza veriyordu. Ama maalesef ucuz iş gücü, iş gücünün ucuzlaştırılması anlamında SGK o protokolü tek taraflı feshetti. O nedenle özel sektördeki zor çalışma koşulları, düşük ücretler ve bahsettiğiniz gibi çok farklı mühendislikle ilgili olmayan ek işleri de yaptırma, angaryaları da yaptırmayı göz önüne alınca ister istemez güvenceli personel, sözleşmeli de olsa herkesin gözü kamudaki atamalarda. Peki. Bu da çok normal. Şimdi biz Aydın tarımını konuştuk. Aydın bereketli dedik. Aydın'da benim bir sözüm var. Aydınlar buna alınıyor ama hiç alınmasınlar. Aydın'da Aydın topraklar o kadar verimli ki hani adam diksen biter diyorlar ama bizim Aydın'da adam hariç her şey yetişiyor. Sadece adam çıkmıyor bizim topraklardan. Bir en son Adnan Menderes rahmetli çıkmış. Ondan sonrasında kopmuş bir şey. Bizde çay hariç başkanım, fındık ve çay hariç diyorduk. Artık fındık da yetişiyor. Bizim bazı yüksek kesimlerde fındık da görülmeye başlandı. Fındık bile üretiliyor burada. Çay hariç her şey yetişiyor bu topraklarda. Böyle bir doğası var. Ama biz seracılıkta çok geri kaldık. Burada jeotermal doğru kullanılmadı. Ben jeotermalle bağlamak adına söylüyorum bunu. Jeotermal doğru kullanılmadı. Mesela Afyon'da bugün termal turizm anlamında Aydın'ın çok çok belki 10 kat ilerisinde, 20 yıl ilerisinde önünde gidiyor ama asıl verimli jeotermal kaynakları burada ama biz bunu doğru kullanamadık. Özellikle son 15 yılımız bizim jeotermal kavgalarıyla geçiyor. 2007'deki bir jeotermal yasası vardı. Onunla başlayan bir sıkıntı vardı. Ve şu an Aydın'daki sayıları herhalde 40'a bu yaklaştı. Sizin de raporunuz var. Bu enerji şirketlerinin tamamı Aydın dışından. Aydınlı yerli enerji firmamız da yok bizim. Yani başkaları geldi, bizim Aydınlar uyurken hem siyaseten Ankara'da yasal anlamında buna zemin hazırlandı hem de sermaye sahipleri geldi. Aydınlar uyurken bizim yerimizin altındaki kaynaklara da el koydu ve hunharca kullanıyorlar. Yani sadece enerji üretiyorlar. Ama bunun bir sistematiği olsa, enerjiyi de üretelim, enerjide kullandığımız suyu çıktıktan sonra şehri ısıtalım, oradan çıkanla serayı ısıtalım, daha ısısı düşmüş olan haliyle termal turizmde de kullanalım, bir entegre şeklinde bir kullanım da yok. Ben şeye benzetiyorum, hani sigara için söylerler ya, parasını el alır, dumanını el alır, zehri sana kalır diye. Buradaki jeotermal hikayesi de ben aynen öyle görüyorum ama bu bizim de biraz da Aydınların kabahati. Aydınları dövdürdüler, öyle de diyelim. Başkaları Aydınları dövdürttü. Yani size jeotermale bakış nedir? Hazırladığınız rapor nedir? Bugün Köşk Mezeköy'de yapılacak olan faaliyet nedir? Orada sizin odanızın duruşu nedir? Sizin de açtığınız bir dava zaten galiba. Şimdi Mehmet Bey, tarım önemli. Hı hı. Pandemide şunu gördük. Arabaya binmeyebiliyoruz. Birçok şeyden kısabiliyoruz evet. Ama bir sağlık sektörü, iki de insanın enerjisi, beslenme, gıda. Evet, gıdanın. Hepimiz eve kapanırken çiftçilerin tarlaya gitmesini destekledik. Çünkü onlardan gelecek üretimle raflar yeniden dolacaktı. Zaten biz, bir onlarla biz vardık pandemi döneminde sahada. Bir de basın vardı. onun dışında ciddi kuraklık yaşadık. Evet. Kuraklıktan kaynaklanan sorunlar var. Sulama dahil olmak üzere. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yaşadık. Kendi kendimize yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu orada gördük. Evet. Buğdayda, arpada, mısırda, ayçiçek yağında. Şimdi gübre gelecek diye bekliyoruz. Gübre gelecek ve zamlı gelecek diye bekliyoruz. Evet. Tarımsal girdi fiyat endekslerinin sürekli yükseldiği %135 olduğu, tarımsal üretici fiyat endeksinin yani çiftçi enflasyonunun %142 olduğu bir ortamda enflasyonun %80, gıda enflasyonunun %90 TÜİK tarafından açıklandığı bir ortamda girdi maliyetlerinin yüksekliği, desteklerin yeterli ve zamanında verilmemesi,
birçok faktör, mazot, gübre, tohum, ilaç, yemde dışarıya bağımlılık, dövizdeki artışların etkisi, bu enflasyon ve gıda enflasyonu olarak bize yansırken ve özellikle kıraç alanlarda, kuru tarım alanlarında yeterli gübre atılamazken, hı hı, Aydın şanslı. Büyük Menderes Havzası, Büyük Ova Koruma Alanı, sulu tarım alanı, birden fazla ürün elde edilebiliyor. Zeytinde birinci, ikinci var yok yılına göre değişiyor. İncirde ülkede en çok üretim, kestanede en çok üretim. Pamuk çok önemli. Hı hı. Çilek, enginar, hayvancılık belki fırsat kalırsa yem, süt, et paritesine, çiğ süt fiyatlarına, raflardaki fiyatlara bakarız. O anlamda silajlık, mısır, yonca dahil, organik tarım dahil, nüfusunun %55'inin geçim kaynağı tarım. Evet. Böylesi bir ilimizde tarım alanlarının 2002'de %44 iken 2021'de %40'a düştü. Bunda hem tarımsal politikalardan kaynaklanan nedenler olabileceği gibi aynı zamanda da toprakları kitle olarak yok eden tarım dışı amaçlı arazi kullanımı etkili. Aydın'da tarım dışı amaçlı kullanımdaki en önemli faktörlerden biri imar planlarıyla kentlerin ovaya yayılması ve toprakların yok edilmesi. Bir başka tarım dışı kullanım Aydın Denizli İzmir otoyolu ve onun getireceği, daha sonra da yol etrafında kentleşme, sanayileşme, yeni tarım dışılar, turizm yolu gibi ve jeotermal enerji santralleri. Bugün Paris Anlaşması, diğer her şey konuşulurken biz, ben kişi olarak da, ziraat mühendisi olarak da, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin yönetimindeyken, hı hı, Büyük Menderes Havzası'nda YES gerçeği, Aydın ilinde kurulu YES'lerin çevresel etkileri... Görünecek şekilde gösterebilirsiniz başkanım. TMOP, şöyle gözüküyor galiba. TMOP diye TMOP raporunu yayınladık. Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerji kaynağı. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi diğer birçok alan. Termik santraller, kömürlü termik santrallerin kapatıldığı bir ortamda, diğer sorunların yaşandığı bir ortamda, hidroelektrik santraller de aslında temiz, yenilenebilir enerji kaynağı gibi idi ama uygulamalar maalesef öyle olmadığını gösterdi. Şimdi Aydın'da aşırı derecede ruhsat verildi. %60'a yakını jeotermal ruhsatlı alan, özellikle Germencik yöresi başta olmak üzere. Ve aynı zamanda da çeşitli sorunlar var. Süreyi de iyi kullanarak bazı ana sorunlara raporumuzdan değineceğim. Jeotermalde 3 tane temel olması olmaz var. Yenilenebilir, temiz ve sürekli enerji kaynağı olması için. Biri, santraller yaşam alanlarından uzakta olmalı. Oysa biz 2019'da buraya geldik Aydın'a. Bir çalıştay yaptık, konuştuk. O dönemde direnen Kızılca köydeki çadıra gittik. Onları dinledik. Birçok yerde maalesef bugün Mezeköy dahil olmak üzere santraller yaşam alanlarının içinde. İkinci olmazsa olmaz koşul, yer altından çekilen, akışkanla gelen ve yoğunlaşmayan gazların atmosfere salınmaması. Evet. Maalesef yine kolaycılık diyelim, yeterli denetim olmaması diyelim, Aydın'da bu yaşanıyor ve çürük yumurta kokusu belli dönemlerde hepinizin uzun süre yaşadığı bir sorun. Ve en önemlisi de aşağıdan gelen sıcak suyun, akışkanın bir damlasının bile yer üstüne verilmemesi ve reenjeksiyonda. Zaten devir daimi ancak öyle sağlayabilirsin. Çek çek boşaltırsın. Ha, şimdi bunu yapmayıp, aşırı ruhsatlandırma verip, gerek santraller, gerekse iletim hatlarıyla, biz şöyle söylüyoruz, Aydın Ovası şu anda jeotermal santralleri ve iletim hatlarıyla ahtapotun kolları gibi sarılmış,
Aydın Ovası'nda tarım yapmak kitlesel olarak da çok zor. Artı jeotermal santrallerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle gerek toprak, gerek yeraltı suyu, gerek yerüstü suyunda yaşanan sorunlar nedeniyle de ciddi kirlenmeler söz konusu. Bizim raporumuzda jeotermal enerjinin tarım alanlarına etkileri konusunda yeterli veriler yok denildiği bir ortamda Büyük Millet Meclisi'ndeki 2018'lik Bağcılık Araştırma Komisyon raporunda jeotermalin etkileri, Ege Kuru Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birliklerinin özellikle incir ihracatında ya da incirde yaşanan sorunlar, İzmir Ticaret Borsası'nın sorunları, belirttiği sorunlar, isim vermeyeyim, en az bir 10 tane akademik çalışmada ağır metallerin diğer havaya karışan ya da yüzeye verilen sudan kaynaklanan çevresel olumsuzlukların yaşandığını gördük. Şimdi bu başkanım şöyle bir şey de doğrudaydı da ben hem sizi rahat yapayım, nefes aldırayım diye söylüyorum. Şimdi jeotermal çürük yumurta kokusu var ya şehirde hakim. Belediyeler de bu işin kolayına kaçtı. Onlar da arıtma yapmıyorlar. Nasıl olsa diyor millet bunu jeotermal kokusundan dedi diyor. Ama biz burada affedersiniz bok kokusu da çekiyoruz başkanım. Ama bunu ayırt edemediğin için çürük yumurta kokusu mu şey mi? Şu an Aydın Otogarı'na inen gelen her misafir Aydın'a mesela üniversite öğrencileri geliyor aileleriyle. İlk geldiklerinde hissettikleri bir koku var. Ha bir algı var ya hani jeotermal kokuyormuş Aydın. Hayır değil. 300 metre ötesindeki arıtma tesisinin çalışmamasından kaynaklı bir koku var. O da yanlıştır. Biz bilimsel olarak olaya bakarız. A parti, B parti, yo, parti yerel yönetim, parti merkezi anlamında söylemiyorum. Yönetim, ben bu şehrin insanı olarak söylüyorum. Bu şehrin insanı jeotermal konusunda sonradan da olsa tepkisini gösterdiyse arıtma konusunda da bir sorun varsa tepkisini gösterip sağlıklı, temiz bir kentte yaşamayı istemesi gerekir. Bunun için de mücadele etmesi gerekir. Şimdi biz bu raporumuzda özetle demişiz ki yer seçimi sorunlu. Hı hı. Denetimler yeterince yapılmadığı için toprak, su, bitkisel ürün kirliliği var. ÇED süreçleri sorunlu. ÇED gerekli değildir raporu, ÇED raporu dahil olmak üzere. Reenjeksiyon sorunu, deşarj sorunu çok ciddi bir şekilde yapılmamakta. Yaşam alanlarında uzağa kurulmamasının etkileri, jeotermal tesisleri arama işletme ruhsatı lisans verme konusu sorunlu. Yasal yönetmelik kurumsal mevzuat karmaşık. Dolayısıyla bütün bunların olduğu bir ortamda Aydın'da enerji mi tarım mı önemli sorununa girmeden enerjinin de olabileceği, tarımın da olabileceği, bunun doğru bilimsel bir denge içinde olabileceğini söyledik. Ve o aşamada da bu söylediklerimizden sonra da bizim raporumuzda en birçok önerimiz varken son cümlemiz de şuydu. Atanmış ve seçilmiş yöneticilerin görevi santral yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarını kollamak değil, her ne pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, çevrenin, doğanın, ülkenin çıkarlarını korumak olmalıdır. Yanlış uygulamalardan canı yanan, zarar gören üreticilere ve yaşadıkları bölgede sağlıklı yaşam haklarını savunmak için barışçıl yöntemlerle direnenlere baskı ve şiddet uygulama, üzerlerine kolluk kuvvetleri gönderme derhal durmalı ve onların taleplerine kulak verilmelidir dediğimizde 2021. Evet. Biz ne yaşadık Aydın'da geçenlerde? Jeotermaldeki aşırı yüklenme, yeterli denetimin olmadığı, dolayısıyla Avrupa'da bile jeotermal temiz bir enerjiyken bu Türkiye'de Aydın'daki direniş nedir deyip bir örnek model olduğu, aslında jeotermalin bile kendisini inkar ettiği bir vahşi uygulamanın olduğu bir ortamda. En son Mezeköy'de arama ruhsatı gündeme geldi. Arama ruhsatı için ÇED gerekli değildir kararı verildi. O ÇED gerekli değildir kararına karşı birkaç köylüyle birlikte odamız
yürütmenin durdurulması talebi iptal, yürütmenin durdurulması ve devamında çet gerekli değildirin iptali amaçlı bir dava açtı. Bunun keşfi bugün yapılacak. Evet. Saat 14'te. Ama bunun keşfi yapılmadan, yani yargı süreci sürerken ve geçmişte köylüler kamulaştırma anlaşmayla, şirketlerle tarla değişikliği yaparken neyse acele, ülkemizde enerji sorunu yokken, buradan çıkacak tek bir santraldeki elektrikle aydının elektrik sorununun çözülemeyeceği ortadayken acele kamulaştırma kararı çıktı. Evet. Cumhurbaşkanı kararıyla. Ki orada da acele kamulaştırmanın şartları var. Onlara uyulmadığını biz dava dilekçemizde söyledik. Ayrıca yetki devri olup Aydın Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na bu yetkinin verilmesi artı kamulaştırma bitene kadar arazinin çiftçinin olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı ve Aydın Valiliği aleyhine de Danıştay 6. davaya da dairesine dava açtık. Bu dava süreçleri sürerken kamu yönetiminin yapması nedir? Gereken nedir? Anayasanın 44. 45. maddeleri topraklarımızı korumayı gerektiriyor. 56. maddesi sağlıklı çevreyi korumayı gerektiriyor. Dolayısıyla bir izin verilmiş olsa bile yargı süreci bitmeden kamulaştırma sonucu çiftçinin özel mülkiyeti tümüyle şirkete ya da diğer bir tarafa, kamuya geçmediği bir süreçte hı hı. iş makinalarının oraya girmemesi gerekir. Ve orada maalesef iş makinaları gelince köylünün direnişi oldu, gözaltılar oldu. O süreçte bizim şube başkanımız Zeki Oymak dahil olmak üzere kadınlarımız, yaşlılarımız, çocuklarımızın bir günde olsa, kısa süreli de olsa gözaltına alındığı bir süreç yaşandı. Biz o süreçte Yılmazköy'de de benzer bir manzara yaşanmıştı başkanım. Destek olduk. Evet. Köye giriş yasağı konuldu. Bakın, acelemiz ne? Köylünün köye girişi yasaklandı. Bizim talebimiz şudur. Jeotermal konusunda yargı süreci devam ederken orada köylülerin değil tarım topraklarına sahip çıkması gereken 5400 sayılı toprak koruma arazi kullanım kanununu uygulamakla yükümlü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yerel birimi Tarım İl Müdürlüğü'nün Toprak Koruma Kurulu'nun şirketin araçlarının araziye girmesine izin vermemesi gerekirdi. Ama maalesef doğasını, toplumunu, incir bahçesini, zeytinliklerini korumaya çalışan yurttaşlarımıza yönelik hiç tasvip etmediğimiz olaylar gerçekleşti. Bugünkü keşiften beklentimiz şudur. Daha önce bu yargı süreçleri Kirazlı Kuşadası. Birçok yerde mesela, birçok ilde oldu da şu anda... İzmir Tire'de var. Orada bir şirket geri adım attı. Çanakkale'deydim ben. Orada da yine benzer sorunlar yaşanıyor. Şunu söyleyeceğiz. Aydın hariç diğer illerde geri adım atılıyor başkanım. İzmir'de de var. Ama Aydın'da herkes elini kolunu sallaya sallaya bu işleri yapabiliyor. Hatta ben şöyle yakın tarihten bir örnek vereyim. Aydın'da bu jeotermal işlerini bakan vali yardımcısı son valiler kararnamesiyle Antalya vali yardımcısı olarak atandı. Ama hala Aydın'dan ilişiğini kesip Antalya'daki görevine başlamadı. İlginçtir. Yani benim çok garibime gitmişti. Sordum bir dostuma dedim niye bu adam hala gitmedi dedim. Demek ki dedi kalkamıyordur koltuğundan çünkü bayağı bir pisletmiştir dedi. O yüzden rahatlıkla kalkıp gidemiyordur dedi. O konuda o ayrıntılara girmeyeyim de. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu jeotermal lobisinin, jeotermal şirketlerinin ne kadar güçlü olduğunu, yani Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle ataması çıkmış bir adam hala burada duruyorsa, burada bir güç var. Yani devlete karşı gelebilecek kadar bir şey oluşmuş. Oysa burada. Kamunun görevi normalde yasalara uymayan ya da yanlış işlemi yapanlar kim olursa olsun. Ki bu dediğim bahsettiğim vali yardımcısı bu jeotermal şirketlerinin sahipleriyle bu pandemi sürecinde herkes evinde kapalıyken onlar Didim'de yatla açılıp teknede alem yapan insanlar bunlar. Yani
Bu farazi de konuşmuyoruz, kimseye iftira da atmıyoruz. Ama bu konuda nedense ben İçişleri Bakanı olsam o dakika görevden alırım o adamı. Ama Aydın'da herkes istediği gibi at koşturuyor. Aydın insanı biraz şeydir başkanım, hani aman bana ne demiyor da hani zaten toprak doyurduğu için böyle kimsenin şeyine de karışmayız biz. Zaten bunlar da hep o yüzden başımıza geldi. Mesela şu an Mezeköy'de direnen eski bir siyasi partinin Aydın il başkanı var o köyden. Yılmazköy'de aynı şey olurken hiç ses gıkı çıkmıyordu ama şu an kendi köyünde bir işlem olunca bağırıyor şimdi. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim böyle sıkıntılarımız var Aydınlar olarak. Somut gitmek üzere şunları söyleyeyim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi tarım topraklarını korumak. Evet. Toprak koruma kurullarının görevi toprağı koruma sanki başkanım o korumama ismi. Kurulu olmaması, evet. Valilerin ve evet. Oradaki sayısal çoğunlukla kararların aniden geçirilmesi. Mesela Aydın özelinde de toprak koruma kurulunda bizim odamız temsil ediliyor. Sivil toplum anlamında. Son 3 gün önceden gelmesi gerekirken gündem son gün geliyor. Kararlar alınıyor, karar örnekleri verilmiyor. Biz yazışmayla almak zorunda kalıyoruz. Toprak sadece size noterlik görev veriyor. Gel imzanı at. Noterlik değil. Biz yanlış gördüğümüze şerh düşüyoruz. Şerh düştükten sonra da dava açacağız mesela bu süreçte. Evet. Bu ilk keşif olmayacak, son keşif de olmayacak. Bilir kişilerden isteğimiz bilim doğrultusunda, vicdanları doğrultusunda şirket değil, hepimizin İnşallah bilir kişiler Aydın'dan değildir başkanım. Çünkü Aydın'daki bilir kişiler de satın alınmış durumda. Yani ben içindeyiz biz, yaşıyoruz. Sadece jeotermal hukuku anlamında değil, diğer hukuk anlamında da görüyoruz biz. Yani Aydın acayip bir yer başkanım. Keşke TÜMOP'un tüm odalarıyla, şeyleriyle, genel başkanlarıyla gelseniz de bir yani ülkemizin birçok yerinde yani muhtemelen aynı sorun ama biz yaşanıyor. Kendi yaşadığımız şeyleri görüyoruz. Trabzon'da da yargının belki çok adil yargı kararları vermesi gerekiyor. Bakın biz İkizdere'de de Ziraat Mühendisleri Odası olarak davacıydık yöre halkının HES'le yanında. Ilgili. Taş ocakları. Taş ocakları ile ilgili. Bir şirketin, herkesin tanıdığı bir şirketin bilirkişi raporu köylünün bizim lehimize verilmesine rağmen yargı olumsuz karar verdi. Yani tamam. Bazen bilirkişi raporu bile yetmiyor. Anladım. Eğer bir yerlerden emir alınıyorsa. Peki. Biz şunu söyleyelim, geri dönülmez zararların olacağı kesin. Kamunun görevi şirketleri değil, kamuyu korumak, toplumu korumak, doğayı korumak, zeytinlikleri, tarım alanlarını, suların kirlenmesini önlemek. Bu anlamda Kızılca köy halkı direndi, kazandı. Durdurdu, kazandı. Evet. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın orada büyük bir şey oldu. Katkısı demiyorum da onlarla beraber... Orada çok güzel bir direniş oldu. Bu kitabımız da oraya sunulmuş bir teknik uzman raporudur aynı zamanda. Bunu bugün keşifte, Mezeköy'deki keşif sırasında yargıç ya da oradaki hazuruna da sunacağız. Biz şunu söylüyoruz. Umarım Mezeköy'de de Kızılca köydeki gibi olumlu bir sonuç çıkar. Açlık çok kötü. Üretemezsek tüketemeyiz. Üretimde bulunmanın yolu üretim alanlarını korumak. Evet. Üretim alanı ne? Aydın özelinde Büyükova koruma alanındaki sulu tarım alanları, birden fazla ürün alınan zeytinlikler, incir bahçeleri, sebze bahçeleri, eğer su olarak bunlarda kirlilik yaşanırsa, eğer havadan gelen gazlarla kirlilik yaşanırsa, İhraç edilebilecek ürünlerde geri dönmeler olup bu anlamda ülke ekonomisi de yeterli ekonomik katkı sağlayamazsa, Aydın tarımı üretim alanının olmadığı bir yerde ya da kirlenen üretim alanlarının olduğu yerde o övündüğümüz ne eksen biter ama bitmez. Eğer biz kendi elimizle göz göre göre yenilenebilir denilen bir enerji faaliyetini bile yenilenemez hale getiriyorsak, o zaman çıkarı bir kenara bırakarak uzun vadeli çocuklarımızın, hepimizin geleceğini düşünen, açlık sorununu yaşamamak için tarıma verilen önemi artırarak devam edeceğimiz, farklı bir geleceğe kurgulayabiliriz. İki santral eksik olsa,
Aydın'ın da Türkiye'nin de enerji sorununda hiçbir eksilme olmaz. Evet. Aksine Türkiye'de zaten yine enerji mühendisleri olan raporlarına göre enerji açığımızda yok. Aydın'ın zaten kapasite üstünde olan üretim ve izinlendirme aşamasında yeni artırma ya da işletme ruhsatı vermenin şirketin dışında hiç kimseye faydası olmaz. Evet. Yenilenebilir enerji ovada temiz suyla, temiz toprakla ürünlerimizi birinci olduğumuz, yurt dışına pazarladığımız meyveyi, sebzeyi, merayı, yoncayı ekersek yemde bağımlılığımız azalır, süt hayvanları kesime gitmez. Dolayısıyla çiğ süt fiyatı, tüketici fiyatı arasındaki ilişki, yem maliyetleri düşünce daha kolay sağlanır. Yenilenebilir enerji, insanın gıdası enerji. Evet. Bunu sağlamanın yolu ne? Tarım. Tarımı yapmak için ne gerekiyor? Tarım alanlarını korumak. Evet. O nedenle sadece jeotermal enerji değil, organize sanayi bölgelerinde yanlış yer seçimi, imar planlarıyla kentlerin verimli tarım alanlarına kayması, yanlış yol ve otoyol projeleriyle verimli tarım alanlarının yok edilmesi. Bu anlamda bizim önerimiz şu Mehmet Bey, anayasal hukuk devleti isek, anayasa hükümleri gereği öncelikle ülke düzeyinde arazi kullanım planlaması yaparak, tabii ki sanayiye, enerjiye, madenciliğe, turizme, yerleşime de toprak tahsisi yaparak ama verimli tarım arazilerini koruyarak bunların koruma altına alınması. Büyükova koruma alanları ilan edilmesi yetmez. Onlara istisnalarla ya da göz yumarak onları tarım dışına çıkarılmasına izin vermemek. Koruduğumuz alanlarda önceden yönlendirilmiş desteklerle, 5 yıllık planlarla çiftçinin önünü görerek, tarımsal üretim planlaması yaparak, kendimize yeterliliğimizi kaybettiğimiz bazı ürünler dahil, son dönemde buğday, ayçiçeği, mısır gibi tarımsal üretim planlamamızı yapmamız, iklim değişikliğinin olduğu bir ortamda, Aydın'da da örneğin geçen yıl pamuğa 3 yerine 2 su verilmişti. Sulama planlaması yapıp sulama yatırımlarını tamamlamamız, arazi toplaştırma hizmetlerini tamamlamamız. Bunları yaparken de çiftçilerin çok sayıda dağınık güçsüz örgütler yerine güçlü demokratik kooperatiflerde örgütlenip hem tarımdan gelen ekonomik haklarını hem de örneğin bu şekildeki tarım alanlarına yönelik saldırıları birlikte püskürtmelerinin sağlanacağı peki, çok boyutlu bir yapıyı kurabiliriz. Bunların hepsi politika peki, değişikliği. Başkanım ben şöyle anlatayım. Şimdi Aydın incir memleketi. Mesela Aydınlar bu yıl 50 liraya incir sattı üretici. Bayram ediyor falan. Ama ben öyle görüyorum ki ülkedeki ekonomik koşulları, yani dünyadaki ekonomik koşulları, emtia fiyatlarını falan böyle şeyi değerlendirdiğimizde biz rafta inciri 250 liraya alacağız. Yani biz Ankara'da yiyemedik doğru. Yiyemezsiniz. Yani bizim çiftçi 50 liraya incir sattın diye bayram ederken tüketici 250 liraya zor incir alacak raflarda, Aralık'ta, Ocak'ta, yani kış başlayınca. İncir çok değerli bir ürün, çok daha değerli olsun ama bu üretici bunu 2 ay daha elinde tutabilecek ekonomik gücü olsa, hani hemen satmasa. Ha, katmara değere dönüştürmek zaten. 150'ye satacak, 120'ye satacak. Yani ürün değerli ama çiftçinin de zaten zor bela, hani bir an önce satayım da işte çocuğu evlendireyim ya da traktörü yenileyim falan böyle ya da borcumu kapatayım diye götürdüğü için çiftçinin de öyle bir sıkıntısı var yani yöre çiftçisinin. Yani Türkiye'deki çiftçilerin öyle genelde. Yani Türkiye'de ve dünyadaki tarım ben vaktimiz de dolmak üzere de çok kısaca yani Türk tarımını da bir yorumlasanız ne durumdayız? Eğer bir ülke dışarıya bağımlıysa, tarımsal girdilerde dışarıya bağımlıysa ki biz bağımlıyız, mazotta bağımlıyız. Evet. Mazot fiyatlarında şu son bir ay içindeki kısmi azalışlar dışında sürekli artan fiyatlarla biz traktörümüzü çalıştıramayız. Evet. Doğalgaza bağımlıysak gübredeki artışlar bize yüksek gübre fiyatları olarak gelir. Küçük azalışlara rağmen gübre fiyatlarındaki artış yüzde TÜİK'e göre bile %230'larda. Hı hı. Yeterli gübreyi veremeyiz. Sulamada kullanılan elektriğe %125 zam geldiyse en son getirilen düzenleme örneğin
aylık değil de hasat sonunda ödeme. Evet. Çiftçi orada ödeme kolaylığı istemiyor. %125 elektrik maliyetinin düşürülmesini istiyor. Çiftçimiz şunu istiyor. Mazotta, gübrede, sulamada kullanılan elektrikte, sulama suyunda somut destek verin ki önümü göreyim, evet, devam edeyim ve bu sayede de kendi kendimize yeterlilik sorununu daha da fazla yaşamayalım. Çünkü şunu da gördük biz, paramız olsa bile alamayacağımızı, alabileceğimizi söyleyen bakandan sonra bir sonraki bakanımız dedi, paramız olsa bile alamayacağız. Kendi kendimize yeterli olmamız şart. Evet. Onun yolu da dışarıya bağımlı girdilerde, mazotta, tohumda, gübrede, yemde, ilaçta, mazot hariç diğerlerinde araştırma geliştirmeyi hızlandırarak kendimize yeterliliği sağlama. Temel ürünlerde, buğdayda 19-20 milyon tonu hedef olarak görmeyip, geçmiş yıllardaki nüfusta 19-20 milyon tonla %100 kendimize yeterliyken, şu an %89'larda yeterliysek, bizim buğdayda hem verim hem yeni önlemlerle ekmek sorununu yaşamamamız mümkün. Evet. Dünyada gıda fiyatları yükseliyor, dünyada enflasyon yükseliyor ama Türkiye'de dünyada enflasyon yüzde çoğu gelişmiş ülkede 8-10'a çıkarken bizde 80'lere çıkıyorsa, OECD ortalamasında gıda enflasyonu %12'lerdeyken bizde %90'lardaysa, dünyadaki sorunları görerek ama ülkemizde de tarıma gerçekten pozitif ayrımcılık yaparak, hı hı, üretimde devamlılığı sağlamaktan başka çözüm yolu yok. O da tarıma bakış açımızı, politikamızı değiştirip kamunun doğrudan alana girdiği, üretilen ürünün de pazarlanırken hal sistemi, zincir marketler gibi yapıları yeniden düzenleyerek üreticiden tüketiciye giden zincirin kısaltıldığı, üretenin kazanarak üretime devam ettiği, tüketenin ucuz, yeterli, dengeli gıdaya eriştiği, ulaştığı, evet, ama kamunun mutlaka alanda olması gerektiği, örneğin Tarış gibi kooperatiflerin içi boşaltılmış yapılarından, Fisko Birlik Fındık'ta, hı-hı, dahil, güçlü, özerk, demokratik kooperatifler olarak yeniden bu alana girip çiftçi örgütleri olarak alanı düzenlemesi, çok uluslu şirketlerle rekabet etmesi, dolayısıyla yapılabilecek çok şey var. Mutlaka. Yapılamaz mı? Yapılabilir ama politika değişiklikleri, her şeyi özel sektöre bırakmayıp kamunun böylesine önemli bir alanda, stratejik bir alanda mutlaka doğrudan müdahale etmesinin gerektiği politikalara başkan, ihtiyaç var. Siz mühendisler olarak nasıl bakarsınız bilmem. Ben bir köy çocuğuyum. Aydın Çine ilçesinin bir dağ köyünde doğdum, büyüdüm. Ailemde hasbelkader çiftçi, köylü bir aile. Dağ köyü zeytin olan bir köy ama biz yazları ovaya da göçeriz. Ben şöyle anlatayım, biz aile işletmelerini yok ettik. Yani şu an en kötüsü o zaten. Biz karpuz yedik, karpuzun çekirdeğini tavuk yerdi. Kabuğunu buzağıya doğrardık ya da ineğe doğrardık falan. O döner dolaşırdı. İneğin, affedersiniz, pisliğini biz samura deriz burada. Ben gübreyi son 95'lerden sonra, pamuk, mısır falan da başladı bizde sulu tarıma geçince de, öncesinde biz gübre nedir bilmezdik. Gübre, yani biz samura biliriz. O hayvanın pisliğini götürsün tarlaya, atarsın çuvallarla. Bizim gübremiz oydu. Gübreye para verilmez. Gerçek organik tarım. Tabii tabii, yani bir döngü, bu döngü devam ederdi. Şu an biz, bu döngü kırıldı. Benim köyümde insanlar 20 yıldır tohumu marketten alıyorlar ya da gidip şehirden alıyorlar. Tohumu dışarıdan alıyorsun. Ona bağlı olarak ilacı yurt dışından, şirketlerden alıyorsun. Ona bağlı olarak gübreyi oradan alıyorsun. Çok uluslu şirketler, içeride endüstriyel tarım, küçük aile işletmeleri, yaşlanan nüfus, hı hı, Aydın'da da yaşlanan nüfus, gençleri, evet, tarıma yeniden çekme. Tarım önemlidir diyoruz. Buğday ovada yetişir ama ben dağ başında buğday gördüm başkanım. Nasıl gördüm? Doğal seleksiyonla gördüm. İnek arpa buğday yemiş, başağıyla herhalde sindirim sisteminden gitmiş. Gitmiş dağda, biz de salma deriz. Hani zeytinliklerin arasında da hayvanları salarız. Akşama kadar durur onlar. Akşam kendileri gelirler. Çok zekilerdir. Pislemiş. O pisliğin içindeki buğday tanesi yeşermiş. Başak vermiş. Yani dağ başında buğday ancak doğal bir dönüşümle yetişebiliyor. Tabii demek ki doğaya fazla müdahale. Aynen. Yani jeotermaldeki olay da bu zaten aslında. Küçük işletmeleri, aile çiftçilerini yok edip, mülksüzleştirip, tüketici olup, kentlere onları, apartmanların alt katlarını hapsetmeyelim. Evet.
doğayla uyumlu, hep birlikte mutlu olabileceğimiz bir tarım sistemini üreticiler, tüketiciler birlikte Aydın'da da kuralım. Bu anlamda da yenilenebilir bir enerji kalması için jeotermalde de şirket karına dayalı abartılı, kontrolsüz, denetimsiz yatırımlara izin vermeyelim. Onu kullanalım ama doğru kullanalım. Yani böyle vahşice değil. Bütün her şeyinden faydalanarak kullanalım. Peki ben teşekkür ediyorum başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Varsa son sözlerinizi alayım, kapatalım. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok ciddi sorunlar var ama sonuçta toprak temiz olduğu sürece, su temiz olduğu sürece, insan temiz olduğu sürece biz üretmeye devam ederiz. Ve gıda adaletinin olduğu bir dünyada da, dünyada aç insanların olmadığı başka bir tarım modelini de yaşama geçirebiliriz. Kişisel çıkar, özel şirketlerin çıkarından kurtulmuş, hepimizin gıda ve tarım konusunda da daha insana yakışır, doğayla uyumlu bir yaşam sürmesi dileğiyle umutluyuz aslında. Peki. Umutsuzluk ortamında umutluyuz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyiciler, bugün Güne Bakış'ta konuğum Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Su İçmez Başkanımızdı. Pazar günü hafta sonu ana haber bülteninde, pazartesi günü saat 13'te Güne Bakış'ta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu diliyorum.